Bunun birçok nedeni var. Örneğin çok enerji tükettiğimiz için küresel ısınma oluyor. Ne yaptın Aslı? Ben onlarla küresel serinletme yapıyorum. Küresel ısınma da nedir? Dünyamızın ortalama bir sıcaklığı var. Bu sıcaklığın sebebi atmosferdeki gazların oranı. Fakat son zamanlarda karbondioksit gibi gazlar atmosferde çoğalmaya başladı. Bu da dünyanın fazladan ısınmasına sebep oluyor. Dünyanın fazladan ısınıp doğal yaşamı tehdit etmesine küresel ısınma deniyor. İyi de buzdolabı, ventilatör karbondioksitle değil, elektrikle çalışıyor. Elektrik üreten elektrik santralleri nasıl çalışıyor? Tabii ki kömür ve doğal gazla. Yani elektriği her kullandığında dolaylı olarak atmosfere karbondioksit gazı yayılıyor. Yayılmasına sebep olduğumuz her karbondioksit atmosferde bir iz bırakıyor. Buna karbon ayak izi deniyor. Hepimizin kişisel karbon ayak izimiz var. Alışverişinde ihtiyacın olan kadarını almalısın. Nedenmiş o? Çünkü ihtiyaç fazlası aldığın her kıyafet ve ayakkabı havadaki karbondioksit oranını arttırıyor. Nasıl yani? Mercek ayakkabılarının egzozları mı var? Her kıyafetin, her ayakkabının üretilmesi, dikilmesi, paketlenmesi, ulaşımı, satılması, atmosfere fazladan karbondioksit gazlarının yayılması demek. Bu da ne demek oluyor? Karbon ayak izinin büyümesi demek oluyor. Senin şu küçük parçalı geçmeli oyuncakların vardı. Onlarla oynayalım mı?
kadar çok blok var. Kimin bunlar? Hepsi benim. O kadar çok ki dolaplara sığmıyorlar. Ama bir koli daha alacağım. Hayır, daha fazla alma. Neden almayayım? Dur söylene. Yoksa onlar da mı havaya karbondioksit salıyor? Evet, ne yazık ki. Plastik, elektronik ne varsa bunların üretiminin her aşamasında atmosfere karbondioksit yayılıyor. Ayrıca bu ürünlerin bize ulaşımı, satışı ve atıkları gibi süreçlerde karbondioksit salınımı daha da büyüyor. Can karbon ayak izin de büyüyor. Karbon ayak izin bir devin ayak izi kadar oldu. Artık büyümesin ne olur. Tüm insanların böyle dev karbon ayak izleri olursa dünya tabii ki ısınır. O zaman hemen önlem almalıyız. Dünya daha fazla ısınmamalı. Aslı, ne yapmamız gerekiyorsa söyle, yapalım. Eğer hepimiz bir olup kişisel karbon ayak izimizi küçültürsek, küresel ısınmaya da engel olabiliriz. Hepimizin bireysel olarak alacağı küçük önlemler var. Birincisi, ulaşımda toplu taşımayı tercih etmeliyiz. Hatta yakın yerlere yürüyerek veya bisikletle gidebiliriz. Can bisiklet işe yaradı. Karbon ayak izin küçüldü. Demek ki bisiklete binince hem sağlığımızı hem de çevreyi koruyoruz. İkincisi, enerji tüketiminde tutumlu olmalıyız. İsraf etmemeliyiz. İzlemediğimizde televizyonu kapatmalıyız. Bir şey soracağım. Doğal gaz ve kömür santralleri yerine elektriği rüzgar veya güneş enerjisiyle üretirsek ne olur? Harika olur. Rüzgar ve güneş enerjisi elektrik üretirken atmosfere karbondioksit yaymaz. Karbon ayak izleri sıfırdır. Onun için bu tür enerjilere yenilenebilir enerji deniyor. Her türlü alışverişimizde tutumlu olmalıyız. İhtiyacımız olmayan veya hiç kullanmayacağımız oyuncakları ve eşyaları almamalıyız. Unutmayın, fazladan her oyuncak, her eşya havaya fazladan giden karbondioksit gazı demek. Giyim alışverişinde de tutumlu olmalıyız. Sadece ihtiyacımız kadar kıyafet ve ayakkabı almalıyız. Unutmayın, fazladan aldığımız her yeni kıyafet havaya giden karbondioksit gazı demek. Çöp üretimimizi de azaltmalıyız. Bir şeyler tükettikçe çöp üretiriz. Çöplerimiz çöp kamyonlarıyla toplanıp çöp toplama merkezlerine gider. Buralarda oluşan gazlar da küresel ısınmaya neden olur. Daha az çöp için kağıdı, plastiği, camı ve metali diğer çöplerden ayrıştırıp geri dönüşüme gönderirsek ne olur? Evet, bu çok iyi fikir. Böylece çöpümüz azalır, karbon ayak izimiz küçülür. Havadaki fazla karbondioksiti temizlemek için bol bol ağaç dikmeliyiz. Çünkü ağaçlar fotosentez yaparken karbondioksiti emer ve atmosfere oksijen verirler. Ağaç dikmenin küresel ısınmayı engellediğini bilmiyordum. Ağaç dikmek için bir nedenimiz daha oldu. O zaman ne duruyoruz? Hadi ağaç dikmeye gidelim. Gezegenimizi biraz serinletelim. Ve karbon ayak izimizi biraz daha küçültelim.